Çok değerli misafirlerimiz ve değerli basın mensupları, Ali Samiyen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'ya hoş geldiniz. Galatasaray Spor Kulübü 4 yıldızlı formasının göğüs reklamı için inşaat sektörünün yenilikçi markalarından biri olan Dumankaya ile bugün burada bir sponsorluk anlaşması imzalayacak. Biz de burada bu amaçla basın toplantısı ve imza töreni için bir araya geliyoruz. Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlarda Dumankaya logolu formalarla sahaya çıkacak. Bu amaçla basın toplantımızda Galatasaray Spor Kulübü'nü temsilen Başkan Dursun Aydın Özbek ve Dumankaya inşaatı temsilen de yönetim kurulu başkanı Uğur Dumankaya konuşmalarını yapacak. Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili bizlere bilgi verecek. Başkanım, öncelikle sözü size bırakalım. Evet, çok değerli basın mensupları, hepiniz bugünkü imza törenimize hoş geldiniz. Dün ilk defa Dumankaya logolu formamızla çıktık. Çok da güzel bir maç oldu. Markaların birbirine olan enerji vermesi, doğan sinerjinin skora da yansıdığını gördük. Bildiğiniz gibi Galatasaray, Türk futbolunda öncü kimliği olan, Türk futboluna aşağı yukarı 110 senedir hizmet eden bir spor kulübü. Galatasaray her zaman ilklerin takımı, enlerin takımı olmuştur. Bildiğiniz gibi en çok şampiyon olan, Avrupa'da ve dünyada en çok bilinen, gelir seviyesi en yüksek bir Türk takımıdır. Galatasaray bunu köklü geçmişinden, etik değerlerinden, kuruluş felsefesinden almaktadır. Başarı Galatasaray'ın olmazsa olmazıdır. Bu manada Dumankaya firmasıyla yaptığımız anlaşma Galatasaray'ın daha başarılı olması yönünde vücuda getirdiğimiz, Dumankaya ile beraber vücuda getirdiğimiz yapıda Dumankaya'nın böyle bir katkıda bulunması, bu yapıya bir harç koyması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Ben kendilerine Galatasaray'a verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Burada sponsorluk müessesesi çok önemli. Özellikle futbol gibi ekonomisi çok yüksek olan bir branşta sponsorlarımız bizim için son derece kıymetli. Özellikle Türkiye'deki ekonomik şartların, dövizin bu kadar yükselmiş olduğu bir dönemde Türk sporuna katkı vermek amacıyla bu manada hizmet eden kuruluşların hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Galatasaray'a da sponsor olarak katkı veren bütün kuruluşlara da teşekkür ediyorum. Ve sözü arkadaşım, değerli sponsorum Uğur Bey'e bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Bugün gerçekten bizim için de duygusal bir gün. Sadece bugün ben iş adamı formatıyla konuşamayacağım. Yani ben kendi kafamda kurdum da ne diyeyim dedim. Çünkü ben ciddi bir anlamda Galatasaray taraftarıyım. Küçüklüğümden itibaren kale arkasından gelen Galatasaray'ı, Ali Sami'nin o muhteşem zaferlerinin yaşandığı, bazen de hüznün ve sevincin aynı anda yaşandığı yerlerde bulunan ve hayatımı Galatasaray'a göre programlayan biriyim. Bu benim için ve firmam adına çok çok büyük bir mutluluk. Ama işin duygusal tarafı bir yana, işin iş açısından bakıldığında Galatasaray gibi Türkiye'nin tartışmasız efsanesi, sadece spor anlamında değil, markalar anlamında da en büyük bir markasıyla işbirliği yapabilmek, onunla beraber aynı noktada oluşabilmek, onun biz gayrimenkulcuyuz, en değerli lokasyonu olan göğsünde bulunabilmek şerefi bizlere ne diyeyim, şey yapıldığı nasip için, oldu. Nasip olduğu için
Gerçekten çok çok mutluyuz. İnşallah biz Türk futboluna bu sıkıntılı günler yaşayan, belirli noktalarda badireden geçmeye çalışan Türk futboluna bu şekilde katkı yapmayı istiyoruz. İnşallah Duman Kaya'nın Galatasaray'la olan işbirliği ileride daha güzel noktalara doğru gidebileceğine inanıyorum. Bu açıdan da tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bizi dinlemeye geldiğiniz için de tekrardan teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, soru cevap bölümümüze geçebiliriz şimdi. Turgut Yıldız, hem Galatasaray hem Duman Kaya ailesine hayırlı olsun. Uğur Bey, sizi çok heyecanlı gördüm. Yıllardır takip ediyorum. Hakikaten kalpten bir anlaşma olmuş. Tebrik ederim. Sağ olun. Sorum şu olacak. Bu protokolün detaylarını tabii biz Galatasaray kulübünün açıklamasıyla biliyoruz. İleride sizin Çayırova'da, Gevze'de bir projeniz olacak. Kirtepe'de projeniz olacak. Burada futbolcularla ilgili bir reklam filmi olacak mı? Detaylar da var mı? İşte Burak, Schneider gibi bu yıldızlarla. İkinci sorum da yine size. Biliyorsunuz Fenerbahçe Yandex'le bir anlaşma yaptı ve hem başkan hem futbolcular ciddi katkılar sağladılar. Reklam filmleri hazırlandı. Siz de Duman Kaya olarak bir reklam filmi hazırlığınız var mı? Burada futbolcular oynayacak mı? Ya da başkan destek verecek mi? Veya başkan da bir hani burada rol alabilir. Tekrar hayırlı olsun. Ben Galatasaray'ın çok değerli başkanıyla daha çok yeni olarak tanıştım ama gerçekten Galatasaray'ın büyüklüğüne yaraşır o mütevazilikte ve sadelikte gördüm ve bir proje yapmak isteyen bir proje insanı olarak gördüm. Bu tarz insanların yapmak istedikleri şeyler zamanla ortaya çıkar. Ondan dolayı da biz de Galatasaray'la birçok projenin içerisinde olmak istiyoruz. Bunun işin içinde tabii ki futbolcuların veya takımın kullanabilmesi işin daha bir detay tarafı. İnşallah bunu projelerimizde yapmak istiyoruz ama bizim tabii ki sadece pazarlama şeyimiz Galatasaray açısından değil, farklı farklı noktalardan da gideceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu soruyla ilgili ben bir ilave yapmak istiyorum. Şimdi futbol kulüpleri özellikle çok büyük bir parasal aktivitesi olan sistemler. Yani futbol 20 sene, 30 sene belki görüntüsünün çok dışına çıkmış. Uluslararası boyutta iletişimin de gelişmesiyle çok büyük bir ekonomi haline gelmiş. Dolayısıyla bütün büyük takımların tarihçesine baktığınız zaman Barcelona gibi, Real Madrid gibi, diğer bütün Avrupa takımlarında, geçen Benfica'yı burada ağırladık, onlarla da görüştük. Hepsi bir dönem geliyor, dar boğaza giriyor. Dar boğazdan çıkışlarının hepsinde gayrimenkul işi var. Yani ellerinde mevcut gayrimenkullerin değerlendirilmesi suretiyle önce bir stabilizasyonu yakalıyorlar mali açıdan. Ondan sonra da o güne kadar yapılan hataları tekrarlamamak suretiyle buradan çıkışı ve yükselişi sağlıyorlar. Dolayısıyla Galatasaray'da bu böyle bir pozisyonda. Galatasaray'ın ellerinde gayrimenkulleri var. Bu gayrimenkullere bize kulübe kazandıran değerli başkanlarıma ben sırası gelmişken buradan çok teşekkür ediyorum. Bunlar Galatasaray'ın ekonomik açıdan çıkışlarıdır. Bunları da zaten değerlendiriyoruz. Duman Kaya da bu manada bizim çok önemli bir partnerimiz. Ben Uğur Bey'le konuşurken zaten bu maksatla da kendisiyle görüştüm. Çok kısa zamanda zannediyorum kendileriyle de çok şık, çok güzel projeler üreteceğiz. Çünkü Galatasaray'ın ekonomik açıdan çıkışında gayrimenkulleri çok önemli bir rol oynuyor. Hatice, ben sorabilirim. Hatice Kolçak, Emlak Pencerem. Aslında soracağım soruya biraz cevap verdiniz. Ben de şunu öğrenmek Pardon, istiyordum. Pardon, sorunuz kime? Bana mı, şey mi, Uğur Bey'e? Aslında daha çok Uğur Bey ama siz de biraz önce cevapladınız bir parça. Tam açıklık olmasa bile. Şimdi Duman Kaya olarak Galatasaray'a sponsor oldunuz. Hani burada ben şunu öğrenmek istiyorum. 4 yıllık bir sponsorluk bu. 4 yılın sonunda yani neyi hedefliyorsunuz tam olarak?
işte Galatasaray'ın sahip olduğu gayrimenkullerle birlikte bir ortaklık ya da bir anlaşma yaptınız mı? Böyle bir şey mi hedefliyorsunuz? Ya da Galatasaray taraftarını mı kazanmak istiyorsunuz müşteri olarak? Teşekkürler. Aslında gayrimenkullerle ilgili siz bahsediyorsunuz. Gayrimenkullerle ilgili ben bir parantez açmak istedim. Dumankaya firması gayrimenkul geliştiren Türkiye'deki ilk 5 arasında olduğunu zannediyorum. Çok iyi bilmiyorum ama çok iyi tanınan, çok iyi bilinen bir firma. Elbette ki biz onların know-how'undan istifade etmek isteyeceğiz. Çünkü Galatasaray bir gayrimenkul geliştirme şirketi değil, bir spor kulübü. Ama bu manada herkesle temas eder, herkesle görüşür. Dumankaya da bu firmalardan bir tanesi. Elimizdeki gayrimenkulleri nasıl değerlendireceğimiz konusunda onlarla elbette istişare ederiz, fikirlerini alırız. Fakat bugün yaptığımız anlaşma buna yönelik bir anlaşma değil. Gayrimenkullerle ilgili sadece Uğur Bey'le sohbet bazında konuştuk. Onlar da bize ellerinden geldiği kadar yardım edecekleri konuyla ilgili söylediler. Ben kendisine bu manada teşekkür ediyorum. Bu desteğinden, iyi bir Galatasaraylı olan Uğur Bey'in bu desteğinden ziyadesiyle memnun oldum. Ama Galatasaray'ın bu projeleri geliştirirken kendileriyle şu anda bir mütabakatı yahut da yapılmış bir anlaşma veyahut da bugünkü imzalayacağımız anlaşmanın konusunun içinde böyle bir şey yok. Nevzat Dindar, Milliyet Gazetesi. Sayın Başkan, siz gayrimenkullerin değerlendirmesi noktasında belki önümüzdeki uzun vadede bir işbirliğine imza atabiliriz dediniz. Bu Riva ve Florya mı yoksa başka bir proje mi? Uğur Bey'e de şunu sormak istiyorum. Kendisi kale arkasından geldiğini ifade etti. Galatasaray'a bir yıldız transferine sponsor olmayı düşünür mü? Örneğin bir İbrahimovic transferine. Teşekkürler. Buna ben cevap vermek istiyorum. Kusura bakma Uğur Bey. Allah aşkına şu İbrahimovic'i artık gündemden düşürün. Birinci günden beri bizim gündemimizde İbrahimovic transferi olmadığını zaten defaatle söyledik. Bunu boyuna pişirip ortaya getirmeyi çok şık bulmuyorum. Bizim takımımız 4 yıldızlı bir takım, 5 yıldızlı bir takım aslında. Ama 4 yıldızlı, 4. yıldızı hak etmiş. Dün de seyrettiniz. Dolayısıyla çok iyi bir takımımız var. Bunun polemik konusu olabilecek konularla gündeme getirilmesine karşıyım. Uğur Bey, sadece İbrahimovic ile ilgili bir cevap verdim. Diğerine siz cevaplayın. Ya biz Galatasaray ile olan ilişkimiz demin başkanımızın bahsettiği gibi sadece sponsorlukla ilgili. Diğer konu ise yani gayrimenkullerin geliştirmesiyle ilgili bizim ciddi bir bilgi birikim dönemimiz var. 52 senelik bu sektörün içerisindeyiz ve hep İstanbul'da iş yapıyoruz ve gerçekten Galatasaray'da olduğumuz için Galatasaray'ın gayrimenkullerinde nasıl bir girişi, nasıl bir katma değer sağlanır? İşin pazarlama boyutu, satış boyutu, birçok farklı boyutta Galatasaray'ın menfaatine, Galatasaray'daki o büyük camiayı tatmin edecek ne yapılabilirle ilgili danışmanlık boyutuyla ilgili bu da Galatasaraylı'nın danışmanlığıyla ilgili bir çalışma yapıldı. Ama bizim yurt dışında ciddi ortaklık çalışmalarımız var, finansman çalışmalarımız var. Bununla ilgili işte herkesle görüşüldüğü gibi bizle de görüşülüp bu Galatasaray'ın menfaatine olabilecek bir takım projeler yapılabilirse, bu da kamuoyunu tatmin edebilirse biz bu işin içerisinde de olmak isteriz. Ama yani bu çalışmalar eğer başarılırsa, başkanımızın hayal ettiği şeyler bir takım olursa Galatasaray İbrahimovic'ler değil, yani İbrahimovic'ler yetiştirebilecek ve zannederim Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli kulüplerinden biri olacağını ben inanıyorum bu projeler gerçekleştirebilirse. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Burak Karagöz, Bloomberg TV. Benim birkaç soru olacak müsaadenizle. Öncelikle bu 4 yıllık anlaşmanın toplam bedeli ne kadar? Bir onu merak ediyorum. Sorunuz kime hitaben? Onu da söylerseniz. Uğur Bey'e hitaben. Evet. Başkanım size de birkaç sorum var. Şimdi UEFA kriterlerine göre Türk futbol takımlarının borçluluk seviyeleri kritik durumlarda. Dolayısıyla Galatasaray için önümüzdeki dönem yeni bir finansal yol haritanız var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Bir de zaten siz konuşmanızın başında doların yüksek olduğundan bahsetmiştiniz. Bir ikincisi, Pasolik geldiği günden beri hala tartışmalara yol açan bir durum. Evet, bu soru size çok soruluyor ama ben bir kere daha sormak istiyorum. Bu oradaki gidişatı nasıl yorumluyorsunuz? Onu merak ediyorum. Bir üçüncüsü de, şimdi Türk futboluyla ilgili Trabzon'da yaşanan olaylar herkesi derin endişeye sürükledi. Bununla ilgili kulüp olarak görüşünüz ne yönde? Teşekkür ederim. Siz millete soru bırakmadınız. Yani hepsini peşi sıra sordunuz. Evet Uğur Bey, önce sen. Biz Galatasaray zaten bununla ilgili kapa açıklama yaptı. Yani ilk sene 9, ikinci sene 10 milyon olarak yapıldı. Üçüncü senede 11 milyon ve opsiyonlu bir. Evet, opsiyonlu olarak yapıldı. Yani toplamda 30 milyonluk bir anlaşma. İkinci soru neydi? Çok sorunca sorular. Efendim, ikinci sorum bu. UEFA fair play ile ilgili. Evet, şimdi yani... UEFA daha önce bu konuda açıklamalarda bulundum. UEFA fair play çok net. 2009 yılında UEFA bu kriterleri getirmiş. Sadece Galatasaray için değil, Avrupa UEFA'da yarışan bütün kulüplere şamil olmak üzere 3 yıl içindeki toplam zarar bedelinin 30 milyon euroyu geçmemesi şeklinde bir kriteri var. Yani biliyorsunuz futbol profesyonel olarak oynanıyor. Aşağı yukarı Avrupa'daki bütün ülkelerin birçoğunda futbol bir anonim şirketin adı altında faaliyet gösteriyor. Yani ticari bir olay. UEFA'nın istediği kendi organizasyonlarında kulüplerin finansal açıdan darboğaza düşmeleri halinde kendi organizasyonlarının yara alacağını, burada kulüplerin zorda kalması, kendileri de zora sokacağı noktasından hareketle bu kriteri koymuş. Galatasaray bu kriterin neresinde? Evet, Galatasaray 2011-12'den başlayan sezon itibariyle 3 sene zarfında zarar seviyesi 30 milyon euronun çok üzerinde. Faaliyetlerimiz belli. Bu faaliyetler çerçevesinde Galatasaray, duyun şu mecburiyeti var. Galatasaray mevcut gelirlerinin üzerinde, mevcut gelirlerinin dışında yeni kaynaklar yaratmak zorundadır. Sadece Galatasaray değil, aşağı yukarı dünya, Avrupa'daki bütün futbol kulüpleri buna mecbur vaziyetteler. Bu maksatla bizim çalışmalarımızda Galatasaray futboluna yeni kaynak yaratabilecek çalışmalar içindeyiz. Demin bahsettiğim sponsorluk anlaşmaları, gayrimenkullerin geliştirilmesi vasıtasıyla elde edecek gelirlerin sportif aktivitelere yöneltilmesi de bu yöndeki çalışmaların bir parçasıdır. Hedefimiz budur. Yeni kaynak peşindeyiz. Pasolik'i sormuştum efendim. Onu Pasolik'le da. İlgili Pasolik yasa gereği olan bir oluşum. Dolayısıyla yasayla olan meydana gelen bir oluşumu fazla kritik etmek istemiyorum. Bu sezonu da geçirmek lazım. Bu sezonu geçirdikten çünkü biraz da siyasallaştı iş. Dolayısıyla bu manada herhangi bir yorum yapmayacağım. Ama ben sadece taraftarlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Pasolik gerekçesiyle maçlara gelmemezlik yapmasınlar. Çünkü Galatasaray Pasolik itibariyle de Türkiye birincisi. En son aldığım rakamlarda yaklaşık 260-270 bin Pasolik Galatasaray'ı satmış. Demek ki stadı doldurmak için yeterli derecede Pasolik var. Onun için ben taraftarlarımıza hangi koşullar aldığı altında olursa olsun stada gelmelerini, takımı desteklemelerini rica ediyorum. Son olarak da Trabzon'u sormuştum. Trabzonspor'la ilgili başkanın açıklamaları hakkında herhalde soruyorsunuz. Öyle mi?
Evet, hem onu hem de yöneticilerin orada alıkonulması konusunda sizin görüşünüz ne yönde, onu soruyorum. Şimdi orada tabii çok hoş olmayan olaylar gelişti. Özellikle Trabzon Başkanı'nın bundan 40-45 gün önce oynadığımız Galatasaray maçıyla ilgili yaptığı yorumları tasvip etmiyorum. Ayrıca orada ki söylem, hakemlerin alıkonulması, bunlar hoş şeyler değil. Türk futboluna katkı verecek şeyler değil. Bayanlarla, kadınlarla ilgili açıklamasında zaten kendisi de yanlış bir ifade olduğunu fark etti ve bunun düzeltmesini yaptı. Galatasaray sporu sahada yapmak isteyen bir spor kulübü. Futbolu biz yeşil sahada oynamak istiyoruz. Dolayısıyla yeşil sahanın dışında polemiklerin içinde de olmak istemiyoruz. Bu manada sorunuzu cevaplamış oluyoruz. Süleyman Rodop 360 TV. Başkanım, hem size hem de Uğur Bey'e soruyorum. Galatasaray'ın son zamanlarda, yalnız Galatasaray değil tabii, Türk kulüplerinin gerek sponsor bulmakta gerek yönetici bulmakta zorlandığı bir devirde bir taraftar sponsor buldunuz. Galatasaray tribününden yetiştiğini, kale arkasından yetiştiğini söyleyen bir sponsorunuz var. Kendisini ileriki dönemlerde yönetimlerde de görme şansımız nedir? Bu soruyu hem size soruyorum hem de Uğur Bey'e soruyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii Galatasaraylı olmanın en önemli şartlarından bir tanesi de Galatasaray'ın ihtiyaç hissettiği zaman ve yerde hazır olmasıdır. Ben de göreve o şekilde geldim. Dolayısıyla Uğur Bey zaten ne kadar iyi bir Galatasaraylı olduğunu kendi ifadeleriyle yapmış olduğumuz bu anlaşmayla gösterdi. Ekonominin bu seviyede bulunmasına rağmen Galatasaray'a katkı vermek için böyle bir sponsorluk anlaşmasına girmesi de bunu teyit ediyor. Elbette ki Uğur Bey gibi değerli iş adamlarımızın her zaman Galatasaray yönetimlerinde yeri vardır. Bu kendisinin tasarrufundadır. İstediği zaman Galatasaray yönetimi Uğur Bey'e kapıları her zaman açıktır. Ben çok teşekkür ederim başkanım. Ben zaten başkanımıza şunu söyledim. Ya Galatasaray'a hizmet etmek için yönetimde bulunmaya bir ihtiyaç yok. Zaten başkanımıza birebir de ben söyledim. Yani siz ne zaman bir şey, bir konuyla ilgili, yani sizin Galatasaray'ın gayrimenkulleriyle ilgili danışmak istediğinizde biz her zaman geliriz. Yani bunun için yönetimde olunmaya gerek yok. Ama ya bir Galatasaray taraftar olmaktan, gerçekten ciddi anlamda desteklemekten, ama dünkü maça giremedik ama. Yani kuzey tribünde olduğumuz için giremedik ama yasaklıydı kendisine. Giremedim. Ondan dolayı çok mutluyuz, çok memnunuz. Otomatik Gazetesi, Savaşçıoğlu. Başkanım, benim sorum size. Sezon başında, hatta göreve geldikten sonra sponsorluk konusunda çok ciddi firmalarla görüştüğünüzü söylemiştiniz. Sezon başlarken de özellikle inceleyip sık dokunduğunuzu bu konuda hep belirttiniz. Şimdi baktığımız zaman 10. hafta, geçtiğimiz hafta bir Fenerbahçe maçı oynandı. İki taraf açısından baktığımız zaman da gecikmiş olan bir anlaşma mıdır? Yoksa hakikaten çok inceleyip sık mı dokudunuz? Yine bir daha sezonda, geçmiş mi? Yani, gecikmiş olan bir anlaşma mı diyebilir miyiz? 11. haftanın önü çünkü ligde. Geç kalınmış gibi diyelim buna yani. Sizce böyle de yorumlanabiliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bir Fenerbahçe maçı oynandı. Hep söylediniz yalnız, bunu belirtiyorum. Çok ciddi firmalarla görüştüğünüzü. Ama 11. hafta oynanıyor. Bir sorum da Uğur Bey'e. Az önce belirttiniz tabii, tekrar söylüyorum, tribünden geldiğinizi. Daha önceki yönetimlerden hiç teklif aldınız mı? Kongresiniz zannediyorum, takip ettiğimiz kadarıyla. Dursun Bey olsun, önceki başkan adaylarında seçimlerde hiç teklif aldınız mı yönetimlerden? Şimdi anlaşma biz göreve geldiğimiz günden itibaren sponsorlarımızla sponsorlukla ilgili devamlı görüşmeler halindeydik. Kabul edersiniz ki Galatasaray çok önemli bir marka. Futbolda Türkiye'nin ve Avrupa'nın üzerinde ehemmiyetle durduğu, çok dikkatle izlediği bir marka.
Elbette ki bizim hassasiyetlerimiz olduğu gibi sponsorlarımızın da hassasiyetleri var. Bunların görüşerek her iki tarafa da fayda sağlayacak şekilde bir sözleşme, bir anlaşma şeklinde getirilmesi elbette zaman alıyor. Onun için gecikme kelimesini kabul etmiyorum. Ben kulübüme en yüksek faydayı sağlayacak anlaşmanın peşindeydim. En yüksek getiriyi sağlayacak, en yüksek faydayı sağlayacak, en yüksek prestiji sağlayacak anlaşmanın peşindeydim. Onun için de her önüme geleni veyahut da her teklif edileni kabul etmek durumunda değildim. Galatasaray'ın forma değerine, tabii bugünkü ekonomik koşulları da dikkate alarak buna en yakın olanı, en uygun olanını seçmek durumundayım. Bu da bir zaman gerektiriyor. Hep bu tartışmalar içindeydik. Ve sonunda da amacımıza ulaştığımızı zannediyorum. Burada bir şeyi dikkatinize getirmek istiyorum. Tabii kulüplerdeki veya oluşumlardaki gelişmeler bazen rakamlarla ölçülüyor. Bu seneki formamızı aldığımız sponsorluklara dikkat ederseniz, bir defa rakamsal boyutu itibariyle geçen seneden öndeyiz. Yani yanlış hatırlamıyorsam geçen sene yaklaşık 33 milyon TL'lik bir forma sponsorluğu yapmışız. Bu seneki rakamımız 42 milyon TL. Giren firmalara baktığınız zaman, firmalarda geçen seneye kıyasladığımız zaman, geçen seneki firmalar için yani bir yorum yapmak istemiyorum fakat katılan yani formamız üzerinde taşıdığımız firmalar da Türkiye'nin son derece prestijli firmalar. O itibarla sponsorluk açısından yönetim kurulum ve ben son derece iyi çalıştık, son derece ince eledik, sık dokuduk ve Galatasaray'a en büyük faydayı getirecek anlaşmaları yaptığımızı farz ediyorum. Bir şeye dikkat etmek lazım. Sponsorluk gelirleri ekonomiyle son derece ilintili. Doların 1 lira olduğu zamanki sponsorluk şartları başka. Doların bugün 3 lira seviyesine gelmiş olduğu zamanki sponsorluk şartları başka. Ülkelerin ekonomik şartlarından bunu soyutlamak mümkün değil. Onun için diyorum ki biz bu seneki çalışmalarımız itibariyle Galatasaray'ın formasını Galatasaray'ın lehine olabilecek en iyi şekilde değerlendirdiğimizi farz ediyorum. Yönetimle ilgili bazen teklifler oluyordu ama nasip olmadı. Ben o konuyu geçip şeyle sponsorlukla ilgili konuşmak istiyorum. Gerçekten biz Galatasaray'ın büyüklüğünü farkında ve bunu içselleştirmiş ve bugünkü hatta dünkü Galatasaray'ın çıkmasından itibaren yani Galatasaray forması göğsüne Galatasaray'ın en değerli yerinde olmamızdan dolayı üzerimizdeki sorumluluğun çok daha farklı bilincinde olacak şekilde olacağımızı ve Galatasaray taraftarının bu konuda endişe etmemesini çünkü bazen yorumlara bakıyorum şeyde sosyal medyada Galatasaray taraftarı kıskanç Galatasaray markasını çok üste görüyor ve dünyanın en büyük markalarıyla beraber kendini görmek istiyor. Galatasaray buna zaten layık. Ama biz de Türkiye'de Türkiye'nin süper markaları içerisinde seçildik geçen sene. Ciddi anlamda vergi veriyoruz. En hızlı büyüyen Kapital ve Fortune'a göre en hızlı büyüyen firmalardan biriyiz. Sektörümüzün bilinirlikte ilk üçte en cazip olma açısından bakıldığında GFK yapılan birinci firmasıyız. Yani Galatasaray gibi aslında mücadeleci ve yenilikçi ve liderliği oynayan bir firmayız. Ve bir yandan da gerçekten hayalimiz olan, yani armasının peşinde koştuğumuz bir marka ile işbirliği yapıyoruz. Yani büyük bir dünya markası ve bunun da birincindeyiz. Yani Galatasaray taraftarına layık olmaya çalışacağız. Ne kadar yapmaya çalışsak da ona layık olmak çok zor. Ben şimdi Galatasaray camiasına layık olmak çok zor. Bir Galatasaray olarak söylüyorum bunu. Ya ben bugün biraz iş adamı formatından Galatasaray'da taraftarı gibi konuşuyorum ama yani biz böyle yapmaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Uğurcan Tokay, emlakta sondekka.com. Sayın Başkan buradayım. Sorum size olacak zaten. Şunu soracağım. Siz az önce geçmiş dönemdeki tüm başkanlara teşekkür ediyorum dediniz evet. Bu gayrimenkul yatırımları için. Şu anda mevcut projeleriniz var. Duyuyoruz biz de. Sizin döneminizde yani siz yeni arsalar bakıyor musunuz Galatasaray adına? Böyle bir düşünceniz var mı?
Bir de ikinci sorum, Mecidiyeköy bölgesinde bir otel yatırımı var. Onda son durum nedir? Teşekkür ederim. Şimdi önceliğimiz bir defa elimizdeki gayrimenkullerin değerlendirilmesinde. Örneğin Riva arazisi yaklaşık 30 sene önce değerli başkanımız tarafından satın alınmış. 30 sene hiçbir şey yapılmamış. Sadece vergisi ödenmiş. Arazi vergisi olarak ödenmiş. O gün bunu kulübe kazandıran başkanların herhalde bir hayali vardı. Bu hayal, bu arsanın bir gün kulübe bir şekilde fayda sağlayacağı yönünde bir hayaldi. Dolayısıyla geçmişte başkanlarımızın kulübe bu maksatla edindirdiği gayrimenkullerin değerlendirmesi için ben düğmeye bastım. Ve Galatasaray'ın şu anda buna da ihtiyacı var. Onun için Riva'da da bu sene aksiyon alacağız. Riva'da da yeni bir proje çalışması yapıyoruz. Çok yakında onun da lansmanını yaparız. Mecidiyeköy'deki otel inşaatımız önünden mutlaka geçiyordursunuz. Bina süratle yükseliyor. Tahmin ediyorum ki bir 10 ay gibi bir süre zarfında işletmeye açılacak. Orayı kiralamak maksadıyla da bazı firmalarla görüşüyoruz. Onun için de bir ihale yapacağız. Müşterisi var. Dolayısıyla Hasnun Galip'te bir proje çalışması yapıyoruz. Orada bir gayrimenkulümüz var. Galatasaray'a yeni araziler kazandırmak elbette ki geçmişte başkanlarımızın bu hizmetleri gibi ben de bu manada hizmet etmek isterim. Onun için de çalışmalarımız var. Tabii her zaman şunu dikkate alarak bu çalışmaları yapıyoruz. Galatasaray bir spor kulübü, bir gayrimenkul geliştirme kulübü değil. Onun için önceliğimiz sportif başarı. Bu sportif başarıya hizmet etmek üzere de yeni kaynaklar yaratmak. Gayrimenkullerin değerlendirmesi bu açıdan önemli. Yeni gayrimenkuller kazandırmak da Galatasaray'ın ileriye dönük hareketlerinde bizden sonra gelecek yönetimlerde hizmet etmesi açısından önemsiyoruz. Bu konuda da zaten iki tane çalışmamız var. Arif Bayraktar, Zaman Gazetesi. Başkanım buradayım. Yani Galatasaray'a ait şu an ne kadar gayrimenkul var totalde onu merak ediyorum. Bu saydığınız üç tanenin dışında da var mı? Çünkü çok fazla detaya hakim değilim. Bir de Riva'da şu an bir proje çalışması yapılıyor araziyle ilgili. Orası konut projesi mi olacak? Onunla ilgili de detay verebilir misiniz? Bir de ne zaman bitmesi planlanıyor? Onlarla ilgili bir tarih var mı? Uğur Bey, size de şunu sormak istiyorum. Başkanımın da dile getirdiği gibi döviz kurundaki gelişmeler sebebiyle konut sektöründe de bir durgunluk, imsat raporu vesaire hepsi bunu ifade ediyor. Bir durgunluk, daha doğrusu bir yavaşlama söz konusu. En son TÜİK rakamlarında da satışların %20 azalması ifade edildi. Bunları tabii konuştuğumuz konut patronları seçimlerin uzamasına, tekrar bir seçimin olmasına da bağlıyor. Çünkü konut yatırımcısı bekle gör politikası izliyor şu an. Bu seçimlerden sonra bir hükümet kurulursa eğer, ya da bir hükümet acilen kurulmalı mı ki bu tekrar sektör hareketlensin? Sizin oradaki yorumunuz nedir? Onu merak ediyorum. Şimdi Galatasaray'ın ne kadar, kaç tane gayrimenkulü var soru. Galatasaray'ın birçok gayrimenkulü var. Bunların içinde belli başlıları Riva, Mecidiyeköy'deki otel yapılan arazi, Galatasaray Adası, Kalamış'taki tesislerimiz ve epey de bir daire, geçmişte kulübe kazandırılmış olan gayrimenkullerin sayısı bir hayli fazla. Fakat bunların içinde geliştirilmeye müsait, yani üzerinde bir proje yapılabilecek arazilerin başında Riva geliyor şu anda. Geçmişte bu maksatla çalışma yapılmış. Riva'nın imar durumu çerçevesinde bir konut arazisi Riva. Bu maksatla bir proje çalışması yapılmış fakat uygulamaya geçilememiş. Bölgenin süratle değiştiğinin farkındasınızdır zannediyorum.
Üçüncü köprünün yapılmasıyla beraber oraya yapılan bağlantı yolları, otoyollar Galatasaray'ın Riva'dan geçiyor ve Galatasaray'ın arazisine de çok yakın geçiyor. Dolayısıyla gerek Riva'nın gerekse Galatasaray'ın o sahibi olduğu oradaki arsanın konumu da işlevi de değişiyor. Biz bu maksatla geçmişte yapılan projeyi de dikkate alarak yeni şartlar çerçevesinde Galatasaray'a daha yüksek seviyede fayda sağlayacak başka bir proje var mıdır? Onlara işi içindeyiz. Bu maksatla çalışıyoruz. Evet, herhalde cevapladım sorunuzu. Ben Galatasaray bağlantılı bu toplantıda cevaplandırmak istiyorum. Genelde yani ekonominin gidişatı hepimizin malumatı, gayrimenkul sektöründe de bu gidişattan aynı şekilde devam ediyor. Seçimlerden sonra herkesin beklediği gibi satışların daha iyi noktaya geleceğine inanıyoruz. Ama Dumanka açısından bakıldığında bizim satışlarımız bu ay yılın en iyi ayı olarak geçti. Ben zaten genelde şeffaf olarak belirtiyorum. Bu ayda biz 70 milyon satış yaptık. Bunun 70 evet TL satış yaptık. Yani bu bizim için güzel bir aydı. Zaten kriz dönemlerinde markalı olan konutların yelpaze daralmasına rağmen daha büyük bir avantaj sağlıyor. Seçimden sonra çok daha iyi olabileceğine inanıyoruz. Biz Türk ekonomisine güveniyoruz. Ve bu işin içerisinde yine de temkinli imsali de bir yandan bırakmıyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Alo. Merhaba. Bahadır Başkoğlu buradayım başkanım. 24 TV'den geliyorum ben. Öncelikle anlaşmanız hayırlı olsun. Tebrik ederim. Benim sizin başkanım size iki sorum olacaktı. Birincisi daha önce de konusu geçmişti. Mali fair play yükümlülüğü ile ilgili. Sanırım Cenk Ergün yapmıştı bu açıklamayı. Önümüzdeki sezonlarda Galatasaray Spor Kulübü'nün Avrupa kupalarına katılamama ihtimali olduğu söyleniyor. Yani bu şekilde dile getirildi. Katılamayabiliriz şeklindeydi. Bu konudaki sizin görüntülerinizi ben merak ediyorum. Bir de ara transfer döneminde kadroda bir geliştirilmeye gidilecek mi? Bir transfer politikanız var mı? Bunu da öğrenmek istiyordum. Şimdi finansal fair play ile ilgili tabii Cenk Ergün futbol direktörümüz bu konuda bir açıklama yaptı. Onu takip eden günlerde ben de çok kapsamlı açıklamalarda bulundum. Cenk Ergün Cenevre'ye giden heyetin içinde bulunan bir arkadaşımızdı. Yaptığı açıklamalarda şunu ifade etmek istedi yani. Açıklıkla ortaya getirmek istedi. Galatasaray'ın 2014'te yaptığı, UEFA ile yaptığı sözleşme gereği finansal verilerin bu sözleşmenin dışına çıkan verilere sahip olduğunu ifade etmek istedi. Dolayısıyla UEFA kriterlerini Galatasaray'ın finansal yapısı şu anda UEFA kriter geçmiş 2011'den başlayan sezonlar itibariyle uyumsuzluk gösteriyor. Biz UEFA nezdinde bu uyumsuzluğun açıklamaya çalıştık. Onun için de bir heyet gönderdik. İlk gittiğimiz heyet audit yapan, yani karar merci değildi. Sadece finansal verilerin ne olduğunu bir açıklama heyeti gibiydi. Cenk Ergün'ün açıklaması UEFA'nın 2009'daki lanse ettiği kriterlerden kaynaklanıyor. O kriterler de sadece Galatasaray'a hitaben yapılmış kriterler değil. Bütün UEFA'ya üye takımlara ait kriterler orada çok net yazıyor. Diyor ki yani şunlar şunlar olmazsa böyle olur, şöyle yaparız gibi açıklamalar var. Bunların hiçbirisi nihai sonuçlar değildir. UEFA'nın uyumsuzluk halinde uygulayabileceği 10'a yakın ceza var. Bunlardan hangisini hangi şartlarda uygulayacağı da tamamen onlara ait, onların bordunda karar verecekleri kriterler. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Bunların içinde Cengiz dediği gibi UEFA turnuvalarına gitmeme cezası da var. Transfer yasağı da var, para cezası da var. Yani dedim, bahsettim, ona yakın ceza var. Biz yönetim olarak UEFA'yı, özellikle bu yeni yönetimin süratle mali kriterlere uygun hale
getirebileceğimizi, bunu gördüğümüzü söyledik. Ve bize 2 sene veya 3 sene gibi bir süre verilmesini, bu süre zarfında Galatasaray'ın bu kriterlere uyum sağlamasının çok kolay olduğunu anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz. Ara transferde şimdi Ocak ayında başlayacak ara transferde bize teknik kadronun, hocamızın 10 hafta geçti liglerde. Aşağı yukarı 20'ye yakın maç oynadık. Eksiklerimizin olup olmadığını teknik kadro bize rapor edecek. İlla ki hocamızın bizden talep edeceği seviyede ve mevkilerde Ocak ayında kullanmayı düşünüyoruz. Ama bunun talebi teknik kadrodan gelecekti. Değerli basın mensupları, teşekkür ediyoruz sorularınız için. İmza törenine geçelim artık. Bir de forma hediyesi takdimi olacak. Evet. Forma hediyesi çok enteresan. Bu forma Başkanım, bunu aldım. Dünkü bu forma Selçuk'un forması. Dün giydiği forma. İlk attığı gol Dumankaya logosuyla önde. Bize çok uğurlu geldi. O inançtayız. Onun için de bugünün anısına Selçuk'un dün terlettiği formayı değerli kardeşim Uğur'a bu anlaşmayla bize gösterdiği yakınlığa ve Galatasaray'la teşekkür babından kendisine vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey. Çok sağ olun. Bir dakika, şu tarafını da çekeyim bunu. Evet, bugünün anısına birer imza atmak istiyorum ben. Çok teşekkür ederim. Keçe kalem var mı şöyle? Şundan atalım. Uğur, şunu şöyle geldir. Çok güzel bir cesur oldu başkanım. Çok sağ olun. Çok iyi olacaksınız. Bugün hangi kaç? 30'u değil mi? Bugün 30'u. Bunu şirketteki şeyimizi asacağız. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederiz. Sen de atalım. Çok teşekkür ederim başkanım. Başkanım, bunu tekrar gösterebilir misiniz? Şurada Mankaya kısmını. Bir dakika, şöyle tam düzgün tutalım. Çok sağ olun. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Başkan tekrar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah utandırmasın. Değerli misafirler, katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz. Mutlu günler.